Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aselsan ile uluslararası bir müşteri arasında toplam bedeli 59.368.579 Euro tutarında olan bir satış sözleşmesi imzalandı. Aselsan ile adı açıklanmayan uluslararası bir müşteri arasında toplam bedeli 59.368.579 Euro tutarında bir sözleşme imzalandı. Sözleşmeye ilişkin Aselsan'dan kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada, Aselsan, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak toplam bedeli 59.368.579 euro tutarında bir satış sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024 yılında gerçekleştirilecektir ifadelerine yer verildi. Aselsan ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan askeri ekipman alımı için 102 milyon 255 bin dolar tutarında sözleşme imzalanmıştı. Sözleşmeye ilişkin Aselsan'dan kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada, Aselsan ile Milli Savunma Bakanlığı arasında TSK ihtiyacı olan askeri ekipman alım maksadıyla, toplam bedeli 102 milyon 255 bin, ABD doları tutarında bir sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İfadelerine yer verilmişti. Baykar tarafından yerli imkanlarla geliştirilen ve 27 ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA, maliyede tedarik edilmişti. Teslim edilen SİHA'lar, Savunma Bakanı Albay Sadio Camara'nın 21 Aralık 2022 Çarşamba günü malide bulunan Mopti Hava Üssünü ziyareti sırasında görüntülenmişti. Ziyaret kapsamında Bakan Sadio Camara ve beraberindeki heyetin huzurunda keşif uçuşları gerçekleştirilmişti. Uçuşu esnasında Bayraktar TB2 SİHA sisteminde Aselsan'ın KetsEO eo çözümünün kullanıldığı görülmüştü. Bayraktar TB2 ile birlikte Kets sistemi farklı ülkelerde ihracat başarısı göstermiş durumda. Kanada, Türkiye'nin 9 Ekim'de 2019'da Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı. Nisan 2020'de Kanadalı yetkililerin yaptığı açıklamayla alınan yaptırım kararının süresiz uzatıldığı duyurulmuştu. Haziran 2020'de çeşitli diplomatik girişimlerin ardından İHA'larda kullanılan elektrooptik sistemlere yönelik ambargo kaldırılmıştı. Ancak Bayraktar TB2 SİHA'ların Azerbaycan tarafından Ermenistan'a karşı işgal altındaki toprakların kurtarılması için kullanılmasının ardından Kanada yeniden ambargo kararı almıştı. Kanadalı Veskamin Anka ve Bayraktar TB2'lerde kullanılan MX-15D sistemine ambargo uygulanmasının ardından yerli CATS kameralarının seri üretime geçeceği duyurulmuştu. Aselsan’ın geliştirmeye başladığı ketseO kamera sistemi Anka ve Bayraktar TB2’ye entegrasyon faaliyetleri 2021 yılında tamamlandı. Baykar ile Aselsan arasında Bayraktar TB2IH için Aselsan Kese elektrooptik sensör sistemi sipariş sözleşmesinin imza töreni 2021 yılının Kasım ayında Türkiye’nin en büyük sanayi kümesi saha İstanbul’un İstanbul fuar merkezinde düzenlediği saha expo savunma ve havacılık fuarında gerçekleştirilmişti.